para ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Hande Özdemir Gül. Hafta ortasına geldik. Haftanın üçüncü işlem günündeyiz. Gelişmelere bakacağız. Ve her zaman olduğu gibi ekonomist Belgin Maviş ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım. Günaydın Hande. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar. Şimdi takibimizdeki verilerle başlayacağız. tabii bugün FET günü haftanın evet. aslında en önemli gündeminde oluşturuyor. Piyasalar Fed'e odaklandı. Ee, takibimiz olacak. Şöyle verilerle başlayalım. Aynı zamanda Euro bölgesinden de ekonomik güven endeksini yine keza takip edeceğiz. ABD tarafından Haziran ayı mal ticaret dengesi de yine piyasaların takibinde olacak. Evet. Ne dersiniz Belgin Özellikle Fed'le başlayalım. Bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor faiz kararında ama verilecek mesajlar e, önemli <laughs> olacaktır elbette. Ne dersiniz? Buyurun. Şimdi hani dün özellikle dolar endeksini endeksine dikkat çekmiştik ve dolar endeksinde 92.80'in aşılması durumunda daha şahin bir FED'le karşılaşma ihtimalinin kuvvetlenebileceğini, bunun da ne anlama geldiğini, varlık alım programında azaltım konusunun tartışıldığını ve çoğunlukla Eylül ayında buna ilişkin bir adım atılabileceği sinyali olarak piyasa yorumlar bunu demiştik. Ama dün özellikle FED'in bugün biraz daha güvercin bir FED olarak karşımıza gelmesi, Artan vaka sayıları Biden'ın sağlık durumu ile ilgili haber akışı gibi unsurların Fed'in bu konuda aceleci davranmayacağına dair beklentilerin piyasada riskleri biraz daha aşağıya çektiğini ve bununla birlikte risk alma iştahını da, da artışları beraberinde getirdi. Her ne kadar Avrupa ve Asya piyasaları özellikle Amerika ile Çin arasındaki gerilimden dolayı karışık ve satıcılı olsa da Amerika piyasaları hem bu güvercin olabilecek bir FED beklentisi hem dolar endeksinin 92.80 seviyesini aşmayarak geri çekilme hareketinden güç bulmuş gözüküyor. Şimdi bu akşam FED'den iki konu başlığına bakacağız özellikle Powell'ın açıklamalarında. Bir, teşviklerin devam mesajı gelecek mi? İkincisi ise tahvil alımında bir azaltım sinyali verecek mi? Çünkü daha öncesinde de FED başkanlarından bu yönde açıklamalar gelmiş. Özellikle FED Başkanı Bağız tam hani kıvamına geldiğini tahvil alımı miktarının azaltılabileceğine dair açıklamalarla Powell'la çelişmişti. Demek ki bu toplantıda konuşuldu. Sonuç itibariyle bugün faizlerde zaten bir değişim beklenmemekle birlikte daha güvercin, ılımlı, piyasa okuyan, delta varyantından korkan, aceleci olmayan bir FED profili çıkarsa ortaya ee, biz e, gelişen piyasalar olarak bundan pozitif etkileniriz. Şimdi küresel tarafa bakacağız. FET öncesi rakamlar nasıl onu değerlendireceğiz ama iç tarafla e, bir devam edelim Belgin Hanım. Borsa İstanbul BIST Endeksine e, hemen geçelim. Güne 1358 puandan başlayan bir borsa görüyoruz ki e, %0,11 ...oranında yukarı yönlü hareketi var. 1360 puan seviyesinde şu an için bakalım 1358'den 1361'e kadar da çıkmış. Gün içi hareketi uh -huh. bu şekilde. Önemsediğiniz seviyeleri soracağım. E, hafta ortasına geldik. Nasıl bir performansı var? Borsa açısından hangi gelişmeleri takip ediyoruz? Hande 1363 bugünkü nokta atışı seviyemiz. Bu seviyenin üzerindeki bir kapanış bizi pozitif ivmelendirmeye başlar. Temkinli pozitif oluruz ama 1363... Bugün için önemsediğim önemli bir seviye. Teknikçiler biraz daha farklı marjlar verebilirler gün içerisinde. Özellikle 1350 desteği çalıştığı sürece 1363'ün aşılması burada önemli olacaktır. Çünkü endeks 1349 kapanışla haftaya başladı ve sonrasında 1350 1358 bandında hareketler gördük ve özellikle dolar endeksinin dediğim gibi geri çekilmesi biraz piyasaların rahatlamasıyla birlikte bizde de seansın son yarım saatinde gelen alışların etkili olduğunu gördük ki burada ulaştırma ve demir sektöründeki hisselerin endekse destek verdiğini de söylemeliyiz. Özellikle Pegasus ve Bilanço'su beklenen Tav her ne kadar satıcılı gözükse de orada da işlem hacmi vardı. Çelebi'de hareketler gördük ve bununla birlikte Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları'nda da özellikle uzak doğu seferleriyle ilgili haber akışları ki birazdan burada da bahsedeceğiz. Bunların hepsi ...pozitif hareketi etkisi olduğunu gördük. Bugün 1363 geçilir ve bunun üzerinde bir kapanış yaparsa bu bizi yeniden 1370-1385 hareketine doğru it itebilir. Ancak tabii ki bir FED faktörü var. O yüzden FED gelene kadar, karar açıklayana kadar, sonrasında basın toplantısına kadar piyasalarda oynaklık olacaktır. Ama biz bugün iyimser bir kapanış yapabiliriz. Geri çekilmelerde 1330 önemli destek noktası olduğunu bir kez daha altını çizelim... 1330'un kırılması durumunda stop loss emirlerin yavaş yavaş devreye gireceği, 1300'ün ise aşağıda önemli ama çok önemli bir destek olduğunu bir kez daha hatırlatalım. 1363 geçilirse 1370 ve 70'in üzerindeki kapanışlar biz yüz tarafında özellikle bankacılık hisseleri hafta başında realizasyon görmüştü. Onlara gelecek olan alımlarla, biz bunu çok daha hızlı e, geçebiliriz diye düşünüyorum. Ama bugün ben 1363'e bakacağım. Üzerindeki kapanış beni mutlu edecek. 1363 önemsediğiniz seviye olarak karşımızda. Bakalım şimdi de 1360 puan seviyesine geçelim. E, bankacılığa ne kadar destekliyor? Bankacılık tarafına bakalım. Evet. Performansına bakalım. E, bankacılığın sehri hafta ortasında nasıl ki primli görünüyor. Şu an için bakalım %0.24 oranında yukarı yönlü hareketi var. Hı hı. E, 1178 e, aşağıda görmüş yukarıda ise 1184. Şu an için baktığımızda ise biraz altında 1182 seviyesinde bankacılık. Biz 100 dolar bazında baktığımızda yaklaşık 2 sent seviyesinde dolaşıyor. Yeterli mi? Değil. 5 sen seviyeleri daha öncesinde hedefimiz aradığımızdaydı. Ve 182 sent bandındaki bir biz 100 görüyoruz. İskontolu mu? Evet. %50'nin üzerinde %60 bazılarına göre hesaplamalarda. Burada tabii ki en çok iskontolu olan sektörde hiç kuşkusuz bankacılık sektörü. Bankacılık hisselerinin performansları endeksin yönünü de belirleyecek. Ve burada 21 günlüklere baktığımızda 1202, 50 günlük ortalamaların 1201 ve bununla birlikte 200 günlük ortalamaların 1258 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yükseliş trendinin oldukça altında yani 1200'ün altına sarkmış olan biz bankacılık ister istemez biz yüze de satış yönünde yansıyor. Her ne kadar bugün pozitifse de. Eğer biz bugün özelinde 1195-1205 bandında bir kapanış gerçekleştirirsek bu bankacılık endeksinde yeniden 1220-1225 ve 1250 hareketini tetikler ki aynı zamanda da biz yeniden 2150-200 günlük hareketli ortalamalara geri döneriz. Yani yükseliş kanalına döneriz. O yüzden bugünkü kapanış bankacılık tarafında da son derece önemli. Dün 1179 seviyesinden kapanmıştı bankacılık. Satıcılı bir seyri vardı. Burada tabii ki bankacılık tarafında Garanti Bankası'nın hareketlerine bakmamız gerekiyor. Betası yüksek olan endeks kasa, endekse etkisi yüksek olan bir ise Garanti Bankası'nın da bu arada yönetmenimizden rica edebilirsek graf şeyini e, fiyatlamasını orada da özellikle bakacağımız bir bant aralığı endeksin yönünü yatırımcının tayin etmesini de kolaylaştıracaktır. Bu gözle baktığımızda haftalık bazda özellikle 0.63 değer kaybı var bankacılık tarafında. Aylık bazda eksi e, %2.12'lerde ama e, yıllık bazdaki eksisi eksi yüzde %24, 24-25'lerde. Bu da şunu gösteriyor. Ciddi bir potansiyel var. Yani bir portföy yöneticisi ya da bir yatırımcı olarak düşündüğümüzde bugünden itibaren portföyümüze yavaş yavaş banka hisseleri aldığımızda e, bir yıllık periyot içerisinde mevcut reel faiz getirisinden ve mevcut kur getirisinden çok daha yüksek bir getiri biz bankacılık hisseleri içerisinde Bilançoların mevcut. gelmesinin etkisini nasıl değerlendiririz? Peki bankacılık tarafında Belgin Hanım? Bilançolar beklentilerden iyi gelirse, sürpriz bilançolar gelirse ki burada özellikle raporlara baktığımda benim de görüşüm bu yönde yine Yapı Kredi Bankası'nın güçlü bir bilanço getirmesi ikinci çeyrekte de söz konusu olacaktır. Tabii kendini heyec edebilen aldığı sendikasyon kredilerinin Pazarlamasını gerçekleştirebilir ve bununla birlikte iyi bir borçlanma programı içerisinde e, mevduat tarafına ağırlık verebilen bankalar ve aynı zamanda da takipteki kredilerini kontrollü bir şekilde o aradaki makası bozmayan bankalar burada tabii ki kazanç olacak. Hep sorguladığımız neydi? Aktif rasyosuydu, sermaye yeterlilik rasyosuydu, öz sermaye, çekirdek sermaye e, karlılığının düşük olma beklentisiydi ama bankacılık e, istatistiklerine baktığımızda BDDK'nın istatistiklerine e, bu zorlu süreci bankaların ki kurdaki yükselişin de tabii ki TL mevduat tarafını zorlaması, faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte tüketici kredileri ve ticari kredi faiz oranlarının yükselmesi gibi unsurlar ciddi bankacılık karlarını negatif yönde etkiledi. E bir de tabii ki tam kapanmalar ve bununla birlikte bazı gelirlerinden mahrum olması süreçleri de var. Sonuç itibariyle bankacılık sektörünün ikinci çeyrek bilançolarında ben Yapı Kredi Bankası'nın sonrasında Garanti Bankası ve Akbank'ın iyi bilançolar getirebileceğini düşünüyorum. O yüzden Garanti Bankası'nın performansına bakacağız. O hem biz yüzü hem de bankacılık tarafında 1200'ün üzerinde kalıp kalmayacağımızın öncü sinyali olacak peki. Ee, geçelim öyleyse sınai tarafına hemen bakalım. Sınai'nin performansı nasıl? Ee, bakıyoruz ki orada da yukarı yönlü hareket var. Ee, evet. Yakın bankacılık gibi o da %0,25 oranında yukarı yönlü hareketi var. Gün içi yukarıda ee, 2462'den 2466'ya kadar da çıkmış şu an için. Onun da üzerinde 2468 puan seviyesinde. Sınai için ne deriz? Belgin Hanım Sınavı, bir yüzü yüksen seviyesine tutan endeks, güç veren endeks ve genel ay itibariyle baktığımızda 2021 yılı içerisinde de biz size güçlü destek vermeye devam edecek sanayi endeksi. Ve dünkü kapanışlara baktığımda 2462 puan seviyesinden yani dünün biraz üzerinde ama bilançolar bazında baktığımızda yavaş yavaş bilançolar geldiğince geldikçe sanayi endeksi tarafında da hareketlilikler göreceğiz biz. Burada tabii ki özellikle beyaz eşya sektörü, otomotiv sektöründeki hisselerdeki gelecek olan performansların da Üretim tarafındaki şeyde de özellikle etkileyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlenmelerde bugün biz 2470'in üzerine kapatırsak nokta atışı yapalım. 2472 ve üzerinde bir kapanış yaparsak yeniden 2500'e doğru ve onun üzerine doğru hareketler görebiliriz bilançoların katkısıyla. Hangi bilançolar destek verir sanayi tarafına? Üretim ağırlıklı olan e, sektörler tabii ki burada. Özellikle beyaz eşya sektörü, otomotiv sektörü, mobilya sektörü ve tekstil sektöründeki ve tekstil sektörüne destek veren sektörlerin e, yansımalarını görebiliriz bu anlamda. Ama 2500 puanın üzerinde kalıcı olması noktasında yeniden izlememiz gerekiyor. Dediğim gibi piyasalar için belirsizlik faktörü FED. FED belirsizliği ortadan kalkar da para gelişenlere doğru gelebilir mesajını alırsak o zaman çok daha farklı seviyeler göreceğiz. Peki Viyop'a geçelim hemen sonrasında bakalım. Dünü hatırlayalım 1448-1478 fiyat aralığında işlem gördü ve günü de 1475'ten kapattı. Ee, bir tık altında 1474'te şu an için bakalım yatay pozitif %0,03 ee, e, 1460'dan 1475'e kadar da çıkmış. Ee, ne dersiniz vadeli taraf için Belgin Hanım? Şimdi dolar TL tarafındaki geri çekilme hareketi vadeli taraftaki endeks kontratları açısından bence izlenmeli. Önemli bir rehber. Özellikle dolar TL tarafında birazdan bahsedeceğiz. 8.50 önemli bir destek noktası. Buraya doğru hareketler aşağı yönlü görürsek 8.56 bankalar arasında da 8.55'lerdeydi sabah itibariyle. Bu vadeli taraf için pozitif olacaktır. Çünkü kur tarafındaki beklentilerin biraz daha azalması ve uzaması vadenin biyop tarafına yeni alışları beraberinde getirecektir. Özellikle e, bu anlamda bilançosunda kur farkı geliri ve kur farkı gideri yazabilecek olan şirketler açısından vadeli ve vadeli endeksi etkileyebilecek hareketler de görmemiz söz konusu olacaktır. Bu gözle baktığımızda o trend olarak e, vadeli tarafta 1530 çok yukarıda kalan bir orta vadeli trend noktası oldu. Biz neredeyiz? 1475'teyiz. Dolayısıyla 21 günlük ortalamalara baktığımızda bugün itibariyle 1509'lar seviyesinde görüyoruz. Onun da aşağısındayız. Yani her ne kadar hafif alıcılı gözükse de genel itibariyle bu hafta endeks kontratları satıcılı. E bir de vadenin e, özellikle Ağustos'a girilmesiyle birlikte biraz daha hareketlenmesi ve alışa dönebilmesi için 50 günlükler nerede? 1530'da. Demek ki orta trend noktası 50 günlüklerde ve biz bunun çok son derece aşağısındayız. Sonuç itibariyle destekler bugün itibariyle 1441 ve 1415 seviyesinde dirençlerse ise 1485'te. Bugün biz özellikle 1480'nin üzerinde kapatabilirsek bir sonraki hedef değerimiz de 1510 seviyesi olur. Bizi trende tekrar geri döndürür mü yükseliş trendine? Hayır ama bunun için umut verir. Peki 1475'te şu an için baktığımızda geçelim ee, tahvil faizine. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda 17.72 seviyesinde belgelerim. Yatay bir şey görünüyor. 2.5 ve 10 yıllıklarda 18.73 e, yine e, 2 yıllık tahvil faizine. Bakalım ki 11.08'lerden 20.20'ye kadar da gelmiş son bir yıllık grafiği de ekranımıza yansıdı. Evet. Gösterge tahvil faizimiz 18.73'lerde. Bununla birlikte 10 yıllıklardaki faiz rakamının geri çekilmesi yakinen takip edilmesi gerekiyor. Buradaki önemli etken kur tarafındaki baskının TL üzerinde, TL varlık fiyatlamaları üzerindeki baskıyı azaltması bu anlamda. Dolayısıyla CDS'lerin dün 384'lerde bu sabah itibariyle 390'larda olması bir baskı yaratmakla birlikte Küresel bazda Türk Euro olan ilginin devam etmesi, şirket yurt dışı şirket tahvillerine olan ilgiyle birlikte, özellikle içeride de yabancı'nın halihazırda hazırda dif tarafında pozisyonlarını devam ettirdiğini, ama yeni alım pozisyonları için çok aceleci olmadığını görüyoruz. Bununla birlikte, özellikle yarın açıklanacak olan e, enflasyon raporu ve buradan gelecek olan piyasaya e, açıklamalar, Merkez Bankası'nın özellikle Enflasyonist baskıların yavaş yavaş yılın e, ikinci yarısına itibaren azalma eğilimine girebileceğine dair olumlu sinyalleri vermesi ve bu yöndeki beklentilerin olması durumunda tahviller tarafında biraz daha denge noktasının özellikle 10 e, yıllıklarda 17'nin altına sarkarak karşımıza gelebilir. Ne anlama gelir? Yabancı yavaş yavaş yeniden pozisyon almaya başlayacak demektir. O yüzden ben... 17.50'nin altındaki hareketleri takip edeceğim 10 yıllıklarda. Peki tahvil faizleri de bu şekildeydi efendim. 10 yıllık tahvil faizi 17.72. Geçelim hisselere. Geçelim. E, dün biraz kısaca konuştuk sizinle Belgin ama Beyaz eşya sektörüne bakalım. Şöyle rakamlarla birlikte e, satışlar Haziran ayında %5 azaldı. Beyaz eşya ihracatı ise %29 artış gösterdi. Ocak Haziran döneminde e, bakıldığı zamanda beyaz eşya satışları %27. Beyaz eşya ihracatı ise %47 artış göster. İhracatın desteklediğini görüyoruz. Doğru. Ne dersiniz beyaz eşya için? Hemen değerlendirmesini alayım sizden kısaca. Tabii şimdi Haziran ayı itibariyle iç piyasa satışlarında %5 azalış var. Beyaz eşya ihracatında %29 artış var. İhracat devam ediyor. Ancak iç piyasadaki azalış son derece az. Bu da bunu şunu gösteriyor. Ertelenen, ötelenen evlilikler tam açılımla birlikte Yaşanan süreç içerisinde yeniden özellikle o ertelenen ihtiyaçların kredi taksitlerindeki sayının azaltılmasına faiz oranlarının yükselmesine rağmen beyaz eşya sektörünü yine canlı tuttuğunu bize gösteriyor. Dediğim gibi biraz önce de lokomotif sektörlerden bir tanesi birincisi demir çelik, ikincisi beyaz eşya, üçüncüsü otomobil olmaya devam edecek. Peki ee, şimdi garantiye bakalım geçelim bankacılık tarafından bankanın 7. kez Türkiye'nin en iyi bireysel bankası dördüncü kez de Avrupa'nın en iyi bireysel bankası seçildiği medyada yer aldı. Böyle bir haber akışı var hı hı. bakalım nasıl yansımış %0,37 yukarı yönlü hareketi var. Evet. Son bir aya baktığımızda garanti bankasında 8.73 fiyattan 8.14'e kadar gerilemiş ama bugüne bakalım 8.21 fiyatı var. Doğru. Garanti Bankası aynı zamanda bir indikatör. Onu bir banka olarak değil de endeks üzerinden de endeksi anlayabilmek için de bir indikatör olarak kabul edecek olursak öncelikle Garanti Bankası'nı kutlayalım. Güzel bir e, haber. Bununla birlikte yukarı yönlü hareketlenmelerde 8.50'nin aşılması durumunda biz yüzün yeniden band çizgisi olan 1400 ve üzerine doğru hareketini kolaylaştıracak sinyalleri alırız. 8.50'nin aşılması 8.50-8.90 bandındaki hareketler bizi yeniden o yükseliş kanalına getirecek olan önemli adımlardır. Ve bunun için de tabii ki bilanço beklentisine bakacağız. Ama genel anlamda baktığımızda Garanti Bankası'nın en iyi bireysel banka olması ve Avrupa'nın da dördüncü kez en iyi bireysel bankası seçilmesi bize şunu da gösteriyor. Hani o bankacılık sektöründe korkulan var ya birçok konu başlığı. Bunların aslında o kadar da korkulacak noktada olmadığını da gösteriyor. Tebrik edelim. Peki geçelim FONET bilgiye. Hemen ardından TÜRKSAT tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e-sigorta bilgi sistemi hizmet alımı ihalesi şirketin 1.36 milyon, milyon e, dolar ihale bedeliyle Kazandı Hı -hı. açıklanmış yine bir e, pozitif bir haber akışı 0,32 e, prim görünüyor şu an için 12.44 fiyatımız var son bireye bakalım 13.32'lerden 12.10'a kadar gerilemiş 13 Temmuz tarihinde 6 Temmuz tarihinde 13.32'ymiş. Şöyle söyleyeyim Hande haber akışına duyarlı hareketler sınırlı kalabilir realizasyonlar gelebilir ama fonet bilgi olarak geneline baktığımızda hissenin son dönemde biraz daha yatay bir bantta ki grafikte bunu son bir ayda gösteriyor. Biraz daha yatay hareketler görüyoruz. Ani hareketler sonrasında yukarı yönlü hareketler olsa da yeniden bant çizgisi 12-10-12-50 bandında yataya dönüyor. Dikkat çekelim. Peki. Geçelim gıda perakendiciliğinden Migros'a bakacağız Belgin Hanım. Hem sektörü isterim hem de ee... hı hı. Hisseye karşılık değerlendirmenizi alalım. Bir de haber akışına aktaralım. Fiş tarafından Türkiye'nin ulusal uzun vadeli kredi notunun AAA yükseltildiği ve görünümünde duran olduğu açıklanmış. %1'in üzerinde artış var 1,37 ki son bir aylık performansı da yukarı yönlü. 34-38'e kadar çıkmış şu an için 33.92. Aşağıda ise 32-18 görmüş Migros. Güzel. Son dönemde özellikle istihdam tarafında da perakende sektöründeki adımlarda da internet üzerindeki e, dijital platformdaki başarılarını da eklediğimizde zaten porta, orta vadeli portföylerde ve model portföylerde Migros'u gördük. Ve yeniden Migros'u bu model portföylerde görmeye başlayabiliriz. Çünkü hissenin performansına son bir ayda baktığımızda artık yavaş yavaş yatay bölgeden çıkarak yeniden yükseliş noktasına geldiğini görüyoruz. Buradaki eşik. 34 seviyesi 34'ün üzerindeki her kapanış hissede yukarı yönlü harekette 35-36-50 hareketini tetikleyebilir. Ve bu anlamda baktığımızda şu anda belki habere duyarlı bir hareket görüyoruz ama orta vadede yani 2 ila 4 aylık periyotta ben Migros'ta da perakende sektörü içerisinde atılımları bekliyorum. Peki. Hemen geçelim sonrasında Smartix yazılıma. Hem de yazılım şirketlerini sıklıkla duyuyoruz artık borsa tarafında belgelerim. Yeni halka arzlarda da yazılım tarafının güçlendiğini görüyoruz. Şöyle haberini de aktarayım. E, şirketin %100 bağlı ortaklığı Compello bilgi teknolojisinin e, piyasa takas fiyatı öngörü sisteminin geliştirilmesi konulu ARGE Projesinin TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunduğu açıklanmış. Yarım puan üzerinde bir prim var. Son bir aya bakalım yine yükselişte görüyoruz. 6.09'a kadar çıkmış. 5.87 şu an için karşımıza çıkan fiyat. Borsanın yükselişi esnasında yatırımcısını uzunca süre bekleten, Hani yeni olmayan ama yeni halk arzardan sayacağımız ve özellikle Papillon yazılım, Smart ve Kafein yazılım, ee, aynı dönemlerdeki hisselerde özellikle burada Papillon ve e, Kafein'de yukarı yönlü hareketler gördük ama Smart'taki her yukarı yönlü hareket sert satışlarla karşılaştı. Ve hissenin bir yıllık yönetmenimizden rica edelim. Bir yıllık grafiği performansı geldiğinde bunu biraz daha net bir şekilde göreceğiz. Aylık bazda e, 5.45 ile 6.09 bandında en düşük ve en yüksek değerleri görmekle birlikte hissede uzunca bir süredir satıcılı bir seyri görüyoruz ki bu bir yıllık periyotta yani yaklaşık olarak 10 liralardan e, hissenin 5-25'lere kadar geri çekildiğini görüyoruz ki o döneme baktığımızda özellikle endeksin yukarı yönlü hareket iştahının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte tam da yabancının e, satarak çıkmaya başladı. Ocak sonu Şubat itibari olan trend içerisinde Smart'ta da aşağı yönlü hareketleri gördük. He, sonuç orta vade için ise de bir hareket görebilir miyiz? Bence bu mümkün ama bunun için önce altı eşiğinin aşılması gerekiyor. Peki ee, hemen sonrasında yine e, Türk Hava Yolları'na bakalım. E, Filipinlerin Cebu şehrine e, tarifeli sefer başlatılmasına karar verildi açıklanmış. Yatay bir görüyoruz 14-12'den 12-31'e gerilemiş. Son bir aya baktığımızda ki 12-55'de şu an için karşımıza çıkan fiyat Türk Hava Yolları'nda. Amerika uçuşları yani okyanus ötesi uçuşları, Asya uçuşları, Asya'daki e, uzak doğu uçuşları bunlar e, havayolu şirketleri için oldukça önemli e, hatlar. Ve dolayısıyla bunların e, dünyanın birçok noktasına e, ve, e, uçan ve en hızlı havayolu şirketleri içerisinde bu zorlu döneme adapte olan Türk Havayolları'nın ben performansının devam edeceğini düşünüyorum. Her ne kadar biraz daha yatay bir bant içerisinde hareket ediyor olsa da hani bu da biraz da bilanço hareketleri de tabii ki var ama e, Türk Hava Yolları'nı bir bütün olarak düşünmelerini istiyorum yatırımcıların. Biraz daha orada hareket yaparken vade yapısını düşünmeleri ve yılın 3. çeyreğinden itibaren bilançosuna bir kez daha göz atmalarını öneririm. Yukarı yönlü hareketlenmelerde özellikle 13 kısa vadeli hedef değer 13'ün üzerinde kalıcı olmaya başladığında 14 14.50 bandını görebiliriz. Peki, Belgin sonrasında hemen e, Hava Yolu e, havalimanı işletmeciliğinden TAV'a bakalım. Önce bir e, fiyat performansına bakalım. Bir 84'lük satış görüyoruz. TAV'da 22.40 fiyatı var. 25.70'lerden 22.20'ye kadar da gerilemiş. 1.84'lük evet. satıcılı bir seyir. Şimdi e, hemen bakalım. Tabii ki. E, TAV havalimanları yılın ilk yarısında iç hatlarda 8 milyon, dış hatlarda 5.1 milyon yolcuya hizmet vermiş ve e, ee, ilk yarıda önceki yılın aynı dönemine göre %10 artışta 155.9 milyon euroda da e, ciro elde etmiş. Evet. Nasıl bir performans var ne dersiniz? Şimdi 6 aylık konsörlerin etkarı 220 milyon 527 bin ve geçen, yani geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise e, bir zarar söz konusu orada e, ve zararında ciddi bir azaltma var. Şimdi Bununla birlikte tabii ki dönemsel bazda baktığımızda hissenin havayolu şirketleri, havayolu şirketlerine destek veren şirketler, havalimanları, işletmeleri dahil olmak üzere hepsinin zorlu bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Ve buna istinaden de tabii ki bunlar çok yoğun insan ağırlıklı ve teknoloji ağırlıklı sektörler olduğu için. Petrol fiyatlarından tutalım da dünyadaki yaşanan enflasyona kadar birçok etkenle karşı karşıya kalabiliyorlar. Ve şöyle bir bakıyorum TAV Havalimanları yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre %10 artışla 155.9 milyon euro Ciro elde etmiş. Cirosunda bir artış olmuş. Bu zorlu döneme açılıp kapanmalara rağmen. Bununla birlikte e, Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sayın Şener'in ifadesiyle şirketimiz için oldukça verimli geçen 2021'in ilk çeyreğinde diyor. Türkiye'deki havalimanlarımız ikişer sene e, süre uzatımı ve kira ötelemesi aldı. Bu olumlu yansıyacak tabii ki. Ayrıca yine aynı dönemde Tunus borç yapılandırması ile bir defaya mahsus 109 milyon euro avro tutarında bir finansal gelir yarattık diyor. Ve burada tabii ki özellikle bilançosuna güç veren de Almata projesi ve Almata Havalimanı ve bununla birlikte buna Almata hariç bakıldığında giderlerimizin pandemi öncesi döneminin %47 altında gerçekleştiğini söylüyor. Almata 2 ayda 5.5 milyon euro katkı yaparak 6 aylık konsolide defa %23'ünü oluşturdu. Dolayısıyla şu an için evet gelen bilanço tabii ki yatırımcıyı memnun etmeyecektir ve bunun bir realizasyonunu göreceğiz. <laughs> Özür dilerim ama bununla birlikte orta vadeli olarak baktığımızda eğer o korkulan, beklenen dördüncü dalga hareketinin olmama ihtimali havayolu şirketlerinde inanılmaz performanslarla beraber en çok etkilenen sektörlerin Kesinlikle. başında geliyor aslında Aynen. bir yandan da baktığımızda THY gibi bazı şirketler hem iç tarafta hizmet veriyorlar Belgin Hanım hem de dış Tabii tarafta ki. dolayısıyla Tabii ki. Hem dünyayı ilgilendiren bir durum içinde. Tabii ki. Içinde. insan güvenliği, yolcu taşıması, aynı zamanda uçakların pisti olması e, Çelebi gibi, Tav Havalimanları gibi havalimanı işleten e, kuruluşlar içinde ciddi zorlukları beraberinde getiriyor. Yani bu anlamda baktığımızda özellikle hem iç hatlar hem dış hatlara servis veriyorlar. Hem yurt dışında birçok e, havaalanında servis veriyorlar. Ve bunların düşünebiliyor musun hepsinin aynı zamanda durduğunu. Hani ve e, pandemi bize şunu öğretti bir kez daha, özellikle ekonomik küresel anlamda baktığımızda ekonomik hareketliliğin yanı sıra insan hareketliliğinin de dünya için çok önemli olduğunu ve burada ana noktanın da hiç kuşkusuz. Hava ulaşım sektörü olduğunu bir kez daha hatırlattı. Evet, Haziran ayının ilk haftasında Türkiye'den Almanya, son haftasında Türkiye'den Rusya'ya, Temmuz ayında ise Türkiye'den Polonya'ya da karantinasız seyahat etmek mümkün hale geldi. Böylece Türkiye'deki dış hat yolcumuzun yaklaşık %65'ini Rus, Alman, Ukraynalı, Polonyalı evet. e, misafirleri, ağırlayabilir hale geldik dedi. Bu da önemli bir gelişmeydi. Tabii, Tabii ki. Yabancının e, Türkiye'ye gelmesiyle birlikte. E, var mı eklemek Tabii istediğiniz belgeler? Tabii ki. Belgenden? Bununla birlikte Almata'nın güçlü performansına değinmiş e, Sayın Şener. Ve 2021'in ilk yarısını 156 milyon euro ciro, 24 milyon euro favök ve 23 milyon euro net karla kapattık da e, biz de tamamlamış olalım. Peki. Dediğim gibi sadece şu an için hissede hani bu gelen açıklanan bilençöy istinaden hareketler olacaktır ama geri çekilmelerde her zaman söylerim. E, ...fırsatları da beraberinde getirir. Sayın Şener de 15'te konuğumuz olacak bu arada. Onu da hatırlatmış Harika. olalım Belgin Hanım. Şimdi sermaye artırım tarafına geçelim. Hemen hangi şirketler var karşımıza çıkan? E, i̇dealist e, gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Şirket sermayesinde 10 milyon Türk Lirası'ndan %400 oranında bedelli olarak... ...40 milyon e, Türk Lirası nakden artışta 50 milyon Türk Lirası'na yükseltilmesi kapsamında... ...Rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan paylar bugün borsada birincil piyasada satılacak... ...ve ardından <laughs> Dardanel var yine sermaye artırmış. Hatırına giden şirket. Evet ve sermaye artırımında özellikle e, elde edilmesi gereken fona ilişkin açıklamalar yapmışlar dener. 63 milyon TL'si yurt dışı yatırımlarında 447.5 milyon TL'si kredi ödemelerinde 20.5 milyon lirası ise işletme sermayesinde kullanılması planlanıyor demiş. Biz de elinde bulunan yatırımcılara bilgi notumuzu verelim. Peki hızlıca halkar tarafına geçelim. Hemen bakalım e, gen ilaç var 28, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde 10.75 fiyatı var. Hı hı. E, onu hatırlatmış olalım e, ve Kızılbük G, gayrimenkul yatırım ortaklığı 4-6 Ağustos tarihleri arasında evet. e, halk arzı gerçekleşecek ve 15.80 ise fiyat karşımıza çıkıyor. Temmuz ayının son halk arzı diyelim, Temmuz ayının özellikle. E, bugün başlıyor, 28 bugün, yarın ve cuma günü. Şimdi gen ilacın halk arzı ile ilgili olarak da e, özellikle bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Bu konuda e, şeyin e, yönetim kurulu başkanı Sayın Gülmüş'ün halk arzı öncesi basın toplantısında şu söylemleri dikkatimi çekti. Türkiye'de yapıldığı yeni bir ilacı üreterek... Dünya pazarına sunmak e, tüm hedeflerinin olduğunu söylüyor. Bununla birlikte global bir oyuncu olma istediklerini ifade ederken halka arz gelirinin %80'inin şirkete dahil edeceklerini ve gelirin önemli bir kısmını da yeni ürün geliştirmede kullanacaklarını belirtiyorlar. Hemen şunu da belirtelim. Bu e, ilaç firması nadir hastalıklara ilişkin ilaç üretimi noktasında ihtisası var ve oransal olarak dağıtılacak 10 lira 75 kuruştan halka arz olacak. Yaklaşık 34 tane kurumdan emirleri gönderebilecek yatırımcılar ve %35'i bireysel yatırımcıya, %35'i ise yurt içi kurumsal ve %30'u yurt dışı kurumsala ayrılmış vaziyette. Peki bu şekilde efendim. şimdi geçelim küresel tarafa borsalara bakacağız demiştik bugün Fed var dedik ABD evet. borsalarına Fed öncesi vadeli tarafta bakalım ki kırmızı bir tablo bizi karşılıyor. Yatay bir serinin azlak tarafında var 14934. Davca olsa baktığımızda %0.39 satış var, 34.886 S&P 500'de kez aynı şekilde orada da satış var, 4.391 puanda. Evet özellikle bugün sadece FED yok, Amerika tarafı da işsizlik maaşı başvuruları da var ve tabii ki çeyreksel bazdaki büyüme rakamları da gelecek. Tüm bunlara baktığımızda piyasa FED öncesindeki reaksiyonu veriyor. Önce dün umutlandı. Güvercin bir FED olur mu noktasında. Bugün ise biraz realizasyonlar. Bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Hani de biz bayram tatilindeyken aslında S&P 500 hep dikkat çektiğimiz o tehlike eşiği 4.200-250'lere doğru geri çekildi. Ve oradan bir görünmeyen el, güçlü bir el yeniden aldı ve borsaları Amerika tarafında yukarı yönlü hareketine devam ettirdi. Kimileri buna bilanço hareketi dedi, Kimileri e, bunun arkasında FED piyasaları destekliyor dedi ama bu noktaya, bu eşiğe geldiğinde piyasanın döndürülmesi şu umudu tazeledi Amerika piyasaları için. FED tahvil alım e, azaltımı noktasında aceleci olmayacak ve bununla birlikte genişlemeci para politikasına devam ederken teşvikler noktasında da piyasayı destekleyecek. Piyasa şimdi bu hikayeye tutulmuş vaziyette ve bizim dikkat etmemiz gereken özellikle S&P tarafındaki teknik seviyeler anlamında baktığımızda şimdi 21 günlük hareketli ortalamalar 4342 seviyesinde. Şu anda neredeyiz? 4392 bunun üzerindeyiz. Olumlu yukarı yönlü hareket. 50 günlükler 4275'te. Ha demek ki dikkat edeceğimiz aşağıdaki seviye 4250'den 4275'e çıkmış. 50 günlüklerin aşağı doğru kırılmaması önemli. Üzerinde miyiz? Evet. Ve bununla birlikte 200 günlükler 3951. O zaman hani piyasalarda çanlar kimin için çalıyor noktasında bizim e, elimizdeki portföyümüzü satıp nakde döneceğimiz seviye. Diyeceksiniz ki S&P ile bizim hani ne alakamız var? Hayır biz belki yükselişe eşlik etmedik ama o küresel bazda satış sinyali olarak algılanabilecek seviye ise 3000 özellikle burada baktığımız 975 seviyesi Dikkat edeceğimiz seviye. Peki Belgin Hanım şimdi hafta başından beri alamadık. Günün portföyünü almak isterim sizden kapatmadan önce. Evet halk arzlarla ilgili özellikle seçici olmakla birlikte yatırımcıların yine borsada fırsatları yakalayabileceğini söyleyeyim. Bilanço dönemiyle birlikte özellikle e, kurdaki hareketlere bağlı olarak e, hisse bazlı e, iyi bilanço getirebilecek hisseleri, bulmaları ve bu konudaki aracı kurum raporlarını okumalarını tavsiye ederim. Yani kısacası %10-15 hisse senedi, %5 halka arıza katılım payı ve geri kalanında nakitte kalarak FED'in kararını beklemek doğru strateji olacak bugünün ve yarının özelinde. Peki. Çok teşekkür ederiz. Yarın tekrar görüşmek umuduyla ederim. diyelim. Bu arada yarın da enflasyon raporu var. Saat evet. 10.30'da onu da takip ediyor olacağız. Şimdi hatırlatalım. Evet, efendim portföy yönetimini noktalıyor. Saat başında biz tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.